Hoş geldiniz ve bugün yeni bir masal dinleyelim, hayal kuralım birlikte. Bir varmış, bir yokmuş. Güzel bir çiftlikte yaşayan yaşlı bir çiftçi vardı. Bir gün karşısında üç oğlu çağırmış. Dedi ki, oğullarım, hayatım boyunca biliyorsunuz çok zor çalıştım. Ama maalesef benim birikim çok olmadı. Elimdeki az üçe bölsem ancak... He hep her birinize hiç vermiş oldum. O yüzden bütün birikimlerimi birinizden birine vermeye karar verdim. Ama hangisi işte o yüzden sizi çağırdım. Para herkese yaramaz ama kimi yarar biliyor musunuz? Azdan çok yapana, azdan çok yapabilen, az ile yetinebilen o zaman o kişi para ile farklı bir şey yapar. O yüzden aranızdan acaba az ile yetinebilen hatta ona vereceğim az olanın çok yapabileceğin kim olduğunu merak ediyorum. Ve onun üstüne onlara küçük bir şarkı söyledi. Dedi ki: Azdan çok yapmaya var mısın? Boşluğu doldurmayı bil. sözlerin üstünde onlara dev bir odaya götürdü. Ve dedi ki bu oda bomboş. Hanginiz bu dev boşluğu ona vereceğim az parayla doldurabiliyorsa o kişi hayatım boyunca elde ettiğim bütün birikimlerimi vereceğim. İlk önce abi dedi ki ben baba hemen onu yaparım. Aldı babaların ona verdiği bir kuruşu ve gitti pazarda. Pazarda baktı. Çok yer kaplayabilecek, o dev odayı doldurabilecek ama az parayla alabilecek ne olabildiğini. Baktı, araştırdı, düşündü, taşındı ve buldu. Akşama geri geldi evinde. At arabanın arkasında dolu dolu ne vardı? Saman aldı samanı ve bütün odanın yerleri kapladı. Böyle 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 dağıtara dağıtara dağıtara. E tabii ki yerden tavana kadar doldurmamıştı ama bütün yerleri itina kaplamıştı. İşte o da bir doldurma. Bitirdiği zaman babasını çağırdı. Baba odaya baktı ve dedi ki az ile odayı bir miktar kaplayabildim. Bakalım şimdi Kardeşlerin ne yapacak ve bunun üstünde şarkısını söyledi. Ağzdan çok yapmaya var mısın boşlu? İkinci kardeşe verdi bir kuruş. Kardeş aldı gitti pazarda ve aradı, aradı, araştırdı. Acaba odayı, kocaman odayı doldurabilecek sadece yerler kaplamak değil, aynı zamanda havayı doldurabilecek ne olabilecek? Araştırdı, buldu ve akşam at arabaları dolu geldi. içini ne vardı? Kuş tüyü. Tavuk tüyleri almıştı özellikle ince uçuşanlarda ve onları her yerde dağıttı, dağıttı, dağıttı. Şimdi bu defa sadece yerler değil, aynı zamanda havada uçuşan her yerde tüyler var. Babasını çağırdı. Babasını girdi. Bütün yerler pufuduk tüylerle kaplı ve hareket edince odanın içinde onlar uçuşuyorlar, havalara giriyorlar. Hı dedi. Bir miktar daha doldurabildin. Ama odada hala çok boşluk var. Bakalım az ile ''Senin kardeşin en küçük kardeşiniz ne yapacak?'' Ona da aynı parayı vererek onu pazara gönderdi. ''Ağızdan çok yapmaya var mısın?'' ''Boşluğu doldurmayı bilir misin?'' O küçük kardeşe hiç düşünmedi. Rahat rahat pazara gitti. At arabayı almadı. Direkt ata bindi gitti. Akşam döndü, elleri boş gibi. Eller cep içinde dolaşıyor. Ey, ne koyacaksın bu dev odanın içinde? Neyle dolduracaksın ki ellerin boş? Bekleyin dedi. Bekleyin. Ey abi kardeş dalga geçmeye başladı. Bizim kaç saat aldı bu kocaman odayı doldurmak? Sen de burada boş boş duruyorsun. Hiç şansın yok. Bekleyin, bekleyin. Baba da baktı. Bütün gün rahat dışarıda geziyor. Acaba ne yapmaya düşünüyor ki? Bekleyin, bekleyin, bekleyin dedi. Ve akşam tam oda karanlık olduğu zaman çağırdı babasını. Odanın ortasına doğru yürüdü. Ve odanın ortasında bir mum koydu. Ve mumu yaktı. Mum yaktığı anda uf, bütün oda, bütün oda ışıkla doldu. Yerden tavana kadar, duvardan duvara kadar her yer aydınlık oldu. Babası bunu baktı ve dedi ki sen, sen bu odayı tamamen, tamamen doldurabildin. Azdan çok yapmaya var mısın? Boşluğu doldurmayı bilir misin? Peki sen bu değişik evde geçirdiğimiz dönemde sen de boşluğu doldurmayı bilir misin veya azdan çok yapmayabilir misin? Belki de bu cevaba ihtiyacımız var. Bazen boşluğu eşyalarla değil, bazen boşluğu Işıkla doldurmamız gerekiyor. Güzel günler geçirin.